Afiyet olsun. Ne çok yemek yaptık şu sobada be. Valla. Vicdan azabımızın arkadaşı. Kilo verdin mi Deniz? Yiyin kurbana kadar az kaldı. Önce aslında çok önemli bir duyurumuz var. Duyurumuz da bugünle ilgili. Bayağı fırtına kopuyor gene. Deli gibi rüzgar esiyor. Çok yoğun bir yağmur başladı. İşte Sakarya'nın havası. Neyse su ufak ufak çekiliyor ama gene orada. Bir şekilde oradaki su da bitecek. Şimdi son iftarımızı hazırlanıyoruz. Birazdan içeri girip sobamızda son iftar yemeğimizi yapacağız. Oo, iyice coştu. İçeri girelim. Yağmurdan zor kaçtık dostlar. Gördünüz az önce. Şöyle sobamızı yakalım. Çünkü yemeğimizi sobamızda yapacağız. Çakmağımı da alayım. Şu dibine koyduğum poşetler onu hızlıca yakacaktır. 2 dakikaya pişirmek için hazır. Evet Filiz Hanım, iftarda ne var? Karnı yırık. Şöyle dur bir gösterelim önce. Deniz patlıcan yemediği için onun patatesleri. Şöyle şimdi. Şunlar patates dostlar. Bana böyle patatesli yaptı. Ben patlıcan çok sevmiyorum. Şimdi sobamıza veriyoruz. Ne çok yemek yaptık şu sobada be. Vallahi. Sobanın hakkını var ya sonuna kadar verdik yani. Verdik. Şimdi... Bayağı da şey kullanmıyorduk. Dışarı için yaptığımız o çimentodan yaptığımız ocağı kullanmıyorduk bayağıdır. Hadi ben geçen bir Mia'ya işte Mia diyorum. Murat Deniz'e su ısıttı mı ya elektrik gitti. Evet. O onun haricinde kullanmadık evet. Şimdi artık havalar ısındı. Birazcık da artık onu kullanırız. Çünkü evde soba yakmak herhalde artık çok mümkün olmayacak. Gerçi bugün yine çok yağmur serin bayağı. Ya yağınca serin dedi. Bir havada o soğukluk yok ama. Evet evet. Şey. Yine de serin ya. Bayağı İyi ki varsın serin. Sobamız. Piş bakalım. Şöyle güzel güzel içinde emeklerimiz pişsin. Anne. Pilavımız da sobada. Soba zaten iyice bir tutuştu dostlar. Değil mi? İçeriği yine bir böyle cehennem azabına doğru geçiş yaptırdı. Ama olsun yemeğimizi pişiriyor. Evet evet pişiriyor yemekte. Çorbamız da var. Yatıyor mu burada? Aşkım benim. Evet artık ısınmıştır o da. Değil mi Murat Deniz? Aşkım benim. Az kaldı iftar hadi dayan. Ne olmuş aşkım ona? Bu sordu ve kırıldı. Niye kırılsın ya bak. Böyle yapınca çalışıyor bak. Ha? Çalışıyor. Ama sana kapatıp veriyoruz. Gidip kardeşinin gözüne tutuyorsun. Olmuyor mu? Olmaz. Dur bakalım. Şöyle ben sana basmalı yapayım gene. Dur. Heh, bak basınca çalışıyor öyle ayarladım. Hep bir yanık değil artık. Tamam mı? Tutma kimsenin gözünü ama. Tamam mı bir tane? Mia. Tamam mı aşkım? Ha, hiç tamam da demiyor. Peşinden takip edeceğiz. Aa, dostlar bu arada şöyle mis gibi de koktu.
Böyle çıtır çıtır şu sesini dinleteyim size. Oh. Soba çok güzel bir şey. Melül melül bakıyor, ne kadar kaldı iftara? Bak saatimi, bekliyorum ben de. Ezanla birlikte açıyorum diyorsun direkt. Şurada direkt bakıyorum, minarede ışık yanmış mı? Ezan okunmaya başladı mı? Ondan sonra, tamam. Böyle dostlar tam buradan caminin minaresi gözüküyor. Şöyle gördüğünüz orada ışık yandığında anlıyoruz ki olmuş. Oh, mis gibi demlendi. Demlendi. Şey, bir tabak alalım mı? Ben Dursun abi hazırlayalım. Tamam. Burada bunlar da pişti herhalde değil mi? Pişmiş gibi duruyor çünkü. Gayet güzel kızarmışlar nar gibi hatta. Ağzım suyu akıyor ya. Evet, ilk tabak Dursun abiye gidiyor. Biz Gülten abla hiç boş bırakmamıştı buraya her geldiğinde. Karneyi çıkartalım. Çıkart bakalım. Oradan nasıl çekeceğim? Bir şey getirmedim. Bir dakika bekle. Hadi sen biraz kardeşinle ilgilen ama. Bir kardeşim de CED buradayım de. Pikabu de. Pikabu de hadi. İç demiyor. İç demiyor. Ne de iç demiyordun kızım acaba? Devrilecek, açılacak. Sen bırak aşkım. Sen beni çek, ben alayım. Ben alabiliyorum öyle şeyleri. Peki. Hadi bakalım. Getir. Yanaştır tabi aşkım. Oy, oy. Evet. Thank you. Gözüme bakıyorum. Evet. Şöyle. Hadi götürelim. Valla güzel duruyor ya. İlk kez karnıyarık yaptın değil mi sen de? Evet. Ben ilk defa. Sevmediğin için. Yağıyor mu Deniz? Yağıyor ya. Yağıyorsa bir şey kapatalım üstünü. Ya da şemsiyeyi ver. Açıp şuradan hemen yedek. Olsun ya. Yağmur suyu niye damlasın yemeğe? Demin çok pis bir fırtına vardı. Onu çektim hatta. Biliyorum. Güle 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 güle. Alt kata iniyorum Deniz. Dostlar Bambam'ın tipi de şu an böyle tam şeydim, sahura kalkmış. Yeni uyku mahmuru. Gerine gerine. Tüm gün uyuyorsun oğlum ya. Vallahi. Evet dostlar, bu senenin son iftarına geldik. Evet. Son iftarımızı açacağız. Ve artık seneye kadar yine, değil mi? Nasıl olsa bir ay yapmıyoruz deyip geri kalan her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Değil mi? Değil mi sen? İnsanı suçlar gibi. Vicdan azabımızın arkadaşlar. Ya da bunu böyle dedi günahkar adam. Yok başım, alkolüm yok, sigaram yok. Neyse canım, bir alkol sigara mı günah yani? Ne sigara yapıyorum aşkım, bana bir günahımı söylesene. Beni üzüyor. Bu Ramazan'da da devam etti. Yine yapıyorsun aynı. Sen üzmüyorsun aşkım ya. Sen niye üzüyorsun? Bugün üzdün. Üzmedim aşkım, sen alınıyorsun bazen şakaya. Oruçluyum evet, alıngan alıyorum oruçluyken. Şimdi saatime bakın da saatim de şarjda. Şöyle şuradan bakalım. Bir dakikada naz var ya şu an, okumak üzere. 30 saniye falan kaldı herhalde dostlar. Okunur okunmaz, hızlıca su içerek. Ya sanki şey, yılbaşı gibi geri sayacakmışız gibi ya. 19. Yemek bizim gibi obur insanlar için. Siz neyle açıyorsunuz bu arada? Suyla mı açıyorsunuz, bir şey yiyerek mi açıyorsunuz? Filiz genelde hurma yiyerek açıyor. Ben de genelde su içerek açıyorum.
Değişiyor, ben de bazen suyla içiyorum. Su ne kadar ihtiyaç duyduğuma bağlı. Eğer çok susamışsam... Ben susuyorum ya. Ben düzenli ama çok su içen biriyim. Filiz su içmez normalde. Evet. Ben çok o yüzden aşırı... Ben Filiz'e hep hatırlatıyorum. Su iç, su iç, su iç, su iç diye. Günde 2-3 defa en az. Yoksa gerçekten bazen hiç bir bardak su içmeden geçirdiğim günler oluyor. Okunuyor galiba. Şşş. Mia bir dur. Tamam. Okunuyor. Evet. Oh, Allah kimseyi açlıkla, susuzlukla imtihan etmesin. Amin. Valla. Açlık ve susuzluk zor. Biraz da alışkanlık ya işte, yoksa iki öğün yiyorsun yine aslında, değil mi? Değişen bir şey yok. Aynen. Biz iki öğün yiyorduk zaten. Zaten üç öğün yemiyorduk yani. Zaten üç öğün hiç yemiyorduk biz. Hatta bazen tek öğün beslendiğimiz oluyordu yani. Evet. Oluyordu. Ben ilk hafta değil mi sahura kalktım. Evet. İlk, ondan bayağı sonra kalkmadım. Evet, yani çok... işte bu sabah kalktım gene hani ilk son sahur diye biraz son iftar yapalım kaldırdım diye. Yoksa şey yani Deniz bayağı bir süredir sadece su içiyor sahurda. Ya yani uyandırıyorum onu, su içiyor, yatıyor. Kilo verdin mi Deniz? Ya şöyle, ben her gün düzenli kontrol ettim. Şimdi ben 114 falandım. Şu an 110'um. Bir 4 kilo verdim. Güzel. Ama şöyle oluyor, gün içi 108'e kadar falan düşüyorum, iftardan sonra tekrar 110'a çıkıyorum. Evet. Yani 110'da kaldım. Bana efendim paşam. Bir 3,5-4 kilo gibi bir şey vermiş oldum. Bende hiç değişiklik yok. Ya kim insan da şeyde Ramazan'da alıyor yani. Çünkü şey, iftar sofraları hani hem geç saatte yiyorsun, tam yatma şeye geçiyorsun, moduna geçiyorsun. Bir de ağır yemekler varsa. Kilo alan da çok yani Ramazan'da, vermeyi bırak. Söyleyeyim mi? Söyle. Şurada şu masada yemek yedikçe iyice kamburum çıktı benim ya. Vallahi yaz gelsin şu balkonda masada yesek ya, özledim. Şimdi serin oluyor. Yazın orada yeriz zaten. Evet. Burada yemeyiz. Şimdi ben patlıcan yemiyorum diye şöyle göstereceğim. Patates Filiz çanağı. Filiz bana patates çanağı yapıp içine içini koydu. Bir tadına bakarsın buradan da. Yok, teşekkür ederim. Mia da köfte yiyor sadece. Mia köftesini. Bıçak getireyim mi? Yok, böyle kesiliyor bunlar. Hani bilmiyorum patlıcan nasıldır da. Patlıcan nasıldır abi? Eline sağlık. Afiyet olsun aşkım. Patatese çok yakışmış biliyor musun? Yakışır tabii, niye yakışmasın? Ay şeyi de yapalım ya yine kahvaltıda falan. Patatesli vardı ya. Hmm, o güzeldi. Tava çok tutuyor. Zaten. İlk sahur değil mi? Hmm. Ha, ucundan baksana mı? Ne olur? Çene içine yoğurt sürdümüş, evet. Hmm. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş valla. Ben zaten seviyorum ya. Kabakla da seviyorum, dolma gibi. Hı. Dolma yakışıyor sonuçta. Bir tanem benim. Nerede? Emziğin acaba nerede? Orada mı? Ha, burada. Ağlama, ağlama anneciğim, ağlama. Karnım tok, altında temizler neyse. Biraz izin ver, biz yemeğimizi yiyelim, oldu mu? Hiç tutmadığımız gün olmadı, borçlanmadık da. Evet, full bu sene tutmuş olduk. Kesinlikle tuttuk valla. Hastalık hastalık olmadı, çok şükür. Evet, şükür. Şimdi yarın bayram başlıyor dostlar. Yolculuklar var mı? Nerelere gidiyorsunuz? Ay ne olur dikkatli gidin ya. Hafta sonuna denk geldi bu sene. Çok öyle bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Trafiğe bir cumayı verdiler ya. Herhalde. Yani cuma bayram oluyor aynen. Cuma, cumartesi, pazar. 3 gün. Her bayram böyle kötü kaza haberleri falan diyoruz. Ne olur karayolu tercih edecek olanlar. Lütfen çok dikkatli seyahat etsinler. Allah korusun.
Acele giden acele gider dostlar. O yüzden yavaş yavaş 2 saat geç gidin ama sağ salim gidin. Öyle. Ya özellikle bayramlarda çok duyuyorduk yani haberlerde falan. Bu arada bu Ramazan bayağı iftar yaptık, sahur yaptık, iftar ağırladık, iftara gittik. Hacivat Karagöz bile yaptık. Böyle baktığın zaman bu seneki bu köy Ramazanımız çok dolu dolu ve güzel geçti. Ya köyümüzde ups biber yedim çok acıymış. Bir dakika. Anneciğim. Ya köyümüzde çok fazla çocuk yok. Yani bizim köylerde genel olarak üzüldüğümüz şey o zaten. Mia adına da çok üzülüyorum yani. Murat Deniz büyüyene kadar. Ya gençler çok kalmıyor. Belli bir yaş üstü burada. Efendim Paşa. Ya tutayım mı seni? Gel. Yani çok fazla çocuk yok. O nedenle de hani böyle bir etkinliği yapıp eğer işte köydeki çocukları toplayabilsek falan gerçekten çok keyifli bir şey olurdu. Fakat köyde çok çocuk yok yani. Gerçekten çok az. Ya da biz henüz görmedik. Yazın eminim çok daha fazla olur. Belki yazın böyle bir şey tanışırız. Yapabiliriz. Birkaç kişiyle tanıştık çünkü. Çünkü muhtemelen... Seneye öyle bir şey olabilir. Çünkü şey ana... Sırf şey için değil. Yazı... Yani Ramazan için değil. Yazın yapabiliriz böyle bir etkinlik akşam. Ya şimdi Hacivat Karagöz hani Ramazan'da... Öyle ama başka bir şey belki. Başka bir etkinlik falan düşünebiliriz. Şu şeyi düzeltebilirsek çünkü... açık hava sineması yaparız çocuklara. O güzel olur. Güzel olur ve şey çünkü... Yani muhtemelen yazın, şimdi burada normalde çok fazla çocuk yok ama yazın anneannesinin, evet, babaannesinin, dedesinin yanında gelenler olacaktır. Onlara bir şeyler yani eminim düşünelim. Biraz daha kalabalık olur yani yazın. Bakalım. Bir de fındık zamanı burada kalabalık oluyormuş ya genelde. Değil mi annem? Değil mi? Ablalar, abiler gelecekmiş inşallah. Mia'cığım kaşığını da yiyebilir misin? Pilava uzanmaya çalışıyor. Sen obur. Obur musun sen? Anneciğim çatalın bak kaşık var yoğurdun içinde. O kaşıkla yiyebilirsin pilavını da. Bam bam gibi yiyor tabaktan direkt. Bayramını kutlayayım Erim. Şeker. Alır. Teşekkür ederim. Fıtı 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 fıtı. İyi bayramlar. Babam ne yapayım? Al bakalım istediğimi. Çekeyim. Bir çikolata aldım. Fıtı 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 fıtı. Öp hadi. Öğreneceksin sen de. Geçen sene Mia da bilmiyordu. Heh. Aferin. Al bakalım. Bu da senin olsun. Şöyle iç cebine koyalım kaybolmasın. Annene ver tamam mı? Fıtı 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 fıtı. Canım oğlum benim. Tamam tamam. Sana da bir tane bundan verelim oğlum. Evet sevgili can bağlarımız. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyoruz. Ramazan bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Can bağlarımız bayramın ilk gününden hepinize merhaba. Biz köyümüzde bayramlaşmak için yola koyulduk. İlk Dursun abimize geldik. Dursun abimizle bayramlaştık. Şimdi Ahmet abi ve Ali abiye uğramak için gidiyoruz bakalım. Gök gürültüsü müydü? Şimşek mi çaktı daha doğrusu? Vallahi bir şey mi? Bugünden beri duruyor ya. Ya bir ahmak ıslatan başlarsa görürsün. Sen ıslanırsın ben ıslanmam aşkım. Hadi yansın bakalım kim ıslanıyor. Evet dostlar, hepinizin bayramını böyle enişten dileklerimizle kutluyoruz. Enişten. Enişten dileklerimizle. Yazın dalgasını geçiyor. En içten dileklerimizle kutluyor. Herkese, herkesin hayatı için hayırlara vesile olmasını umut ediyoruz. Evet, Ramazan bayramımız mübarek olsun. Şeker bayramımız kutlu olsun. Sevgili dostlar, şöyle kenara doğru araba geliyor aşkım. Tabii köyde en zor şey ne derseniz dostlar. Tabii şu an vızır vızır da geçiyorlar arabasızlık.
Arabasızlık gerçekten çok zor bir şeymiş. Evet. Şöyle en kısa zamanda inşallah. Gök gürültüsü geldi. Oo. İnşallah biz gidene kadar başlamaz. İnşallah. Yiyin kurbana kadar az kaldı. Cevap da veriyorlar. Murat Deniz ilk defa bu ana kucağına oturdu. Değil mi? Mia ile çok dolaşıyorduk da böyle. Aynen. İstanbul'da Bostancı'dayken çok kullanıyorduk bu ana kucağını. Şimdi Murat Deniz kullanıyor. Ona kısmet oldu. He, oğlum benim. Hala saatin peşindesin yaptınız. Ah. Kankam benim ya. Mesela kendi arkadaşını yetiştirmesi çok güzel. Evet, dışarıdaki içlerine koyuyorlar bilmez. Bunu biz yetiştiriyoruz en azından. Yapsın be. Güzel oldun mu babası? Olmuş. Benim kızım hep güzel. Hadi gel aşkım, şimdi veda konuşması yapacağız. Veda vakti. Geç abi. Geldi çattı. Tamam gel. Senin aşkım geç. Gel. Şimdi dostlar, vedaya geçmeden önce aslında çok önemli bir duyurumuz var. Duyurumuz da bugünle ilgili. Evet. Yani bu, aa, video, bu akşam. Bu videonun yayınlandıktan sonra. Bu videoyu büyük ihtimal 4'te yayınlamış olacağız. Akşam da saat 8'de canlı yayın yapacağız evet. Dostlar. İstanbul'dan kaçış kanalımızdan. Yani Filiz ile Deniz'de olmayacak. Bu video Filiz ile Deniz'de ama canlı yayınımız İstanbul'dan kaçış evet, kanalımızda olacak. O eski kanalımızda yine o alışkın olduğumuz pazar canlı yayınları gibi bir canlı yayın olacak. İstedik hem bayramlaşmış olalım sizinle. Hem de çok fazla can bağımızdan ya keşke yine YouTube'da da bir canlı yayın yapsanız çağrısı çok geliyordu. Bu vesileyle onu da yapmış olalım. Evet, Ramazan bitti. Bayram bitmek üzere. Şu an biz bu videoyu çekerken bayramın ikinci gününün akşamındayız. Köyde dolaşabileceğimiz büyüklerimizin evine gittik. Bize gelenler oldu. En son bugün mücahitleri ağırladık. Güzel bir bayram geçiriyoruz değil mi? Aslında burada dolu dolu bir bayram geçirmiş evet. olduk. Geçen sene böyle bir dolu bayram geçirmemiştik. Evet. Biz bizeydik. Yalnızdık. Ya şey çok güzeldi. Bu bayram kapımızı çocuklar çaldı. ve hani şeker ikram edebildik. Hazırladığımız işte bir şeylerden ikram edebildik. O çok güzeldi çünkü normalde İstanbul'da da pandemi dönemi zaten. Hani biz evlendik ve pandemi patladı falan. Ya hiç bunu yaşayamamıştık. Bir önceki köy evimizde de yaşamamıştık. Bir önceki köy evimizde de gelmemişti kimse. Hatta Filiz son gün ben alışverişe giderken ya dedi şeker al, çikolata al, bir şeyler al dedi bir şey yapalım. Hani bir misafirimiz olursa çocuklar gelirse dedi. Değil mi hani böyle boş karşılamayalım onları. Evet. Ya köyde de biz en küçüğüz kim gelecek bize filan dedi Deniz ama yani geldi, aynen geldi. Öyle çocuklar geldi. Yani sabahtan başladılar değil mi evet. akşama kadar da geldi çok da hoşumuza gitti çok güzel bir çok şey. Çok mutlu olduk evet. Çok mutlu olduk. Kesin yerim fıstık. Hep ben de. Evet. Canım oldu. Bu babacı oldu babacı. Babacı Murat. Murat Deniz. Murat. Canım kızım. Çok yani duramıyorsun değil mi gene? Hiç. Miyamız tabii full hareket. Evet, uzun Miyamızın süre öyle çok uzun dur. Aşkım ama çok dikkatimi dağıtıyorsun böyle. Çok gözümün içine bakıyor direkt ya. Maşallah benim. Bugün videomuz biraz böyle kısa bir video olsun. Yani çünkü biz de bayramı kısa aslında biraz... Kısa ama neredeyse 3 günün birikimi gibi tabii, oluyor. 3 günün birikimi tabii, gibi yani, ama evet. kısa bir video. Çünkü çok fazla çekim yapamadık. Yani o bayramlaşırken vesaire yaşamayı tercih ettik aslında bu sefer. Çünkü şey de olmuyor. Yani her yerde kamera da çıkartamıyorsunuz. Onu da... Değil mi? Evet, kimseyi de huzursuz etmemek lazım. Özellikle bayramlarda hiç huzursuz etmemek evet. lazım. Ya biz de çok o şeyde olamadık yani. Ne bileyim çocuklar geldi biz çok heyecanlandık falan hiç aklımıza gelmedi hani kamera falan gerek de yoktu. Yani biz onu doyasıya bu bayram yaşamış olduk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz şu anda da taşıyoruz. Bir de çok dolu dolu aslında bir Ramazan da yaşadık. Evet. Gerçekten. İftara gittik, iftara geldiler. Hem de birkaç tur oldu bu. Birkaç yere iftara gittik, birkaç kişiyi iftarda ağırladık. Hacivat'la Karagöz yaptık.
Evet. Değil mi? Böyle dolu dolu da böyle ya, eski Ramazanlar gibi bir Ramazan ve geçirdik. Ve manevi anlamda kendi içimizde de çok şey yaşadık yani aslında. Bazı uyanışlar yaşadık, bazı başlangıçlar oldu. Umarım bizim için de hayırlısı ve güzel olur diyeyim. İnşallah hepimiz için öyle olur. Bu videonun yayınlandığı akşam saat 8'de İstanbul'dan kaçış kanalımızda bir canlı yayın olacak. Ben videonun açıklama kısmına yine abone olmayanlar için bir link bırakacağım. Oradan aynı zamanda ilk yoruma da bırakacağım. Oradan bizim İstanbul'dan kaçış kanalımıza da gidip takip edebilirsiniz. Canlı yayınımız da orada olacak. Evet. Israrla söyleyelim ki yani, buluşabilelim çünkü. Evet, çok keyifli geçiyordu. Hazırlanıyorduk. Yani genelde bir konu olmuyordu. Bu canlı yayında da bir konu olmayacak. Birazcık bayramlaşma tadında olsun. Biraz hasret giderelim istiyoruz. Bir sohbet edelim. Evet. Şöyle can bağlarımızda bir araya gelelim dostlar. Vallahi dosta. Çok özledim canlı yayınları. Bu arada kanalımızı takip edip, abone olup, bildirim zilini açıp bir de like atarsanız tadından yenmez. Ya, tam yani. Bize de bir bayram hediyesi olmuş olur. Olur. Ya bazen bu hatırlatmadan çok hoşlanmayanlar da olabiliyor. Çok gelmiyor hani bu tip yorumlar ama ara ara da olsa, çok nadiren de olsa gelebiliyor. Bu hatırlatmayı yapmamız lazım çünkü ailemiz çok daha fazla kişiye ulaşsın. Çok daha can bağlarımız çoğalsın istiyoruz. O zaman çok daha keyifli olacak her şey. O nedenle bu hatırlatmaları da ara ara yapıyoruz tabii. Aynen. Daha çocuklar da durmuyor dostlar. Artık görüyorsunuz zaten. Mia tırmanmaya, Murat Deniz şarkı söylemeye başlamışken biz bugünlük artık bize ayrılan sürenin sonuna gelelim. Diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşça kalın dostlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.